Yavrum benim, senle bu hayatı yaşamalısın. Gülmezsek, ağlamazsan, bizi bu hayattan ders alamayız. Merhaba dostlarımız, güzel seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Dostlarımızı mutlu oldukları zaman bir de mutsuz oldukları zaman mutlu olduklarından daha çok aramak lazım mutsuz oldukları zaman. Daha çok mutsuz merem ki daha çok aramak lazım. Daha çok moral motivasyon vermek lazım. Halin hatırını sormak lazım. Ama maalesef bu zamanda mutlu oldukları zaman efendim belki paylaşıyorlar kıskanarak da olsa, güçlü kuvvetli olduğu zaman bir insan yanında oluyor da, ama mutsuzluğa düşünecek eriyip bittiği zaman ne arayan var ne soran var derler ya. İşi gücünü kaybettiği zaman, şöhret makam bittiği zaman ne arayan var, ne soran var. Demek ki onların arayıp sormaları hep menfaata dayanıyor. Yani güce, kuvvete dayanıyor. Evet. Zaten mutluluk adam arasa ne aramasa ne. Güçlü, kuvvetli zaten, sağlıklı. İyi yani. Yani takviye yaparsın. Esas onun mutsuz olduğu zaman, acı ve keder içinde olduğu zaman destek vermek lazım. Halini hatırını sormak lazım. İhtiyacı varsa görmek lazım. Görebileceklerimiz. Moral ve motive, ama maalesef şimdi gülüyorlar. Aramıyorlar. Saklanıyorlar. Tabii arayan insan da var. Çok az tabii. Ekseriyeti mutsuzluklarına seviniyorlar. Kıskançlık işte bu hikayesi. Kıskançlık. Merhametsizlik. Sevgisizlik. Çıkarcılık. Arayıp sormuyor. Anne babasını arayıp sormuyor. Kardeşler, kıskançlıklar. İşte inan böyle abiciğim. Çok kıskançlıklar. Hep yeis şimdi, yeis. Korku, ümitsiz, menfaatçı. Tekelci. Bir varmış, bir ölmüş. Bu zamanı yaşayan dünyada yaşıyoruz. Bu zaman modern dünyanın çok güzellikleri var ama yalnızlıklar da çok var. Onun için biz olalım. Yalnızlıktan kurtulmamız için kitaplar okuyalım, kitaplar. Çalışalım, bir şeyler yapalım ki acılarımız, kederlerimiz azalsın. Bilgelik çok güzel bir şeydir. O zaman dostların senin kitapların olur, arkadaşların olur. Acıların varsa paylaşırsın yine kitaplarla, şunlarla. Yalnız olmadığını görürsün. Herkesin bir hikayesi var ya, kitaplarda olduğu gibi herkesin bir hikayesi var. Herkes hikayesini oynuyor. Yazılan hikayesine çekim yapıyor. İyi çekimler. Hoşça kalın. Yönetmenimiz bizi görüyor ya. Yani. Herkesin oyununu biliyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın kardeşlerim.